Sen bana nasıl yaşamak istiyorsan onu yaşa dedin ya. Tamam işte ben de öyle yapacağım bundan sonra. Yani en azından elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Ha bana soracak olursan yani Güney bunu içinden atabildim mi? Yok, atamadım. Ama ne yapayım ya? Hayır, ne yapayım ya? Yeter be. Bana bak. Sonunda istediğin oldu ha. Hadi hadi rahat ol. Ben de senin gibi halkalı şeker olacağım lan yakında. Al. Nasıl? Sade aldım oğlum. En sadesi. Bize de o yakışır. İnşallah bu sefer teklifimizi kabul eder Cemre. Oğlum ilkinde benim hatamdı ya. Gittik gecenin bir yarısı dandandan kapıyı çaldık. Ondan sonra kız kalktı uyku sersemi falan böyle. Kalk benimle evlen. Ya nereye seninle evlen? Hayır nereye seninle evlen ya? Ben de hata. İnsana oha derler yani. Hani yani sen olsan demez misin? Dersin. Ya bakma aslında öyle bizim öyle hani balonlar, çatapatlar, ne bileyim diz çökmeler falan onlar bizim tarzımız değil yani. Bize göre şeyler değil. Onlar bize gelmez ama ona bu sefer güzel sürprizler yapacağım. Yani balonsa balon, çatapatsa çatapat artık ne gerekiyorsa bir şeyler yapacağız yani. Kafaya koydum ben ya. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. O araba bozulması ne güzel bir numaraydı be. Senin yaptığın. La sen ne adamsın ya? Ben böyle bir şey görmedim ha. Bak sana yeminle konuşuyorum. Aha buraya yazıyorum. Ben de Cemre'ye öyle bir sürpriz yapacağım ki hayatının sonuna kadar unutamayacak. Bak beni biliyorsun. Ben yaparım. Dur bakalım dur. Kafamda benim birkaç bir şeyler var. Şimdi şeye gideceğim ben de. Açılışa. Kafe açıyoruz da bir tane. Ey gidi sen değmen ey. Ulan sen değmen. Ulan nereden nereye geldik be seninle? Tek bir makara standından kocaman duruma geldik. Allah'a şükürler olsun. Nereden nereye geldik be? Keşke sen de... Keşke... Hadi eyvallah kardeşim. Alo. Ya tam açılış zamanı rahatsız ettim Kuzey. Yok yok ya şeyde ikide daha açılış. Ben de benim ufak bir işim vardı. Ben şimdi yeni gidiyorum. Ha, söyle komiser. Ya bir şey diyeceğim. Ben sabahtan beri uğraşıyorum. Kafama çok takıldı bu küçük sarı sekiz. Yani ne harflerin kombinasyonundan ne sayıların kombinasyonundan hiçbir şey çıkmıyor. Ben de dedim acaba bu sarı diye bizim Kuzey mi kastediyor dedim. Ne bileyim 8 yaşındayken bir şey falan mı oldu diye düşündüm. Ya bu Deniz bizimden kafa buluyor. Ben sana söyleyeyim. Uğraşma bunlarla. Manası yok anlatabildim bunların. Ya niye adam gibi söylemiyorsun da bu kadar uğraştırıyorsun? Bak yeminle konuşuyorum sana benim... Cidden çok asabım bozuluyor buna ha. Bir şey biliyorsam... Hemen geleceksin söyleyeceksin kardeşim efendi efendi. Ya belli yani... Ona hemen ulaşmamı da istemiyor. Zaman da kazanmak istiyor aynı zamanda anlatabildim mi? Neyse neyse tamam. Bak bir şey diyeceğim sana dün çok şey kaçırdın ha. Güldü bir şenlikleri vardı Cemre'lerin bahçesinde. Biliyorum biliyorum. Benden duymuş olma da sen gelmeyince biraz bozuldu. Affettireceğim kendimi sen merak etme. Bilmem artık. Bende, bende. İyi, hadi bakalım. Neyse, hadi kolay gelsin. Hayırlı olsun tekrar. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Hadi eyvallah.
ulan bari burada yapmayın be. Bari yaptınız kaçıp gitmeyin, günahtır be. Ne oldu Yunus, hayırdır? Ya brom, seni beklerken affedersin şu caminin tuvaletine kadar gittim. Bir geldim, olay bu. Hayda, ayna gitmiş. Ulan aynaya... bari yaptınız kaçıp gitmeyin lan. Bari dur parasından vazgeçeyim, insafsız. Dur bir özür dile be. Aynayı almış götürmüş ya herif. Giden ayna olsun oğlum, hallederiz ya. Cana gelmesin, mala gelsin, mala. Eyvallah brom da şimdi uğraş dur bununla ya, uf. Yeter ki kalpler kırılmasın. Dertli doğdum anamdan, gün görmedim dünyamdan. Hallederiz. Oldu bu iş. Süper oldu, süper. Oh be, başardık. Dur anneme haber vereyim. Senin de ünlü olman işe yaradı ha. Yani Barış'ta çıkan haberlerin, Barış'ta geçirdiğiniz günler ne olursa olsun işimize yaradı. Tabii insanlar karşılarında ünlü birini görünce iş değişiyor tabii. Anneciğim, başardık. Mezuniyet balosunun organizasyonunu biz aldık. Ay çok sevindim. Hadi hayırlı uğurlu olsun yavrucuğum. Böyle görsem var ya, sanki 40 yıldır bu işi yapıyormuşuz gibi üstümüzden böyle profesyonellik akıyordu. Ay canım. Avans vermek istediler, almadık. Düşün. İş tesliminde faturayı keselim, öyle dedik. Oh oh, maşallah maşallah. İşte böyle böyle duyulacak isminiz yavrum. Senin sesin kötü geliyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok. Canın sıkkın gibi geliyor. Yok yok, dükkan kalabalık da yavrucuğum, işim çok yani. Akşama görüşürüz o zaman Cemre. Kolay gelsin size. İyi, hadi görüşürüz. Uy, vallahi ne diyeyim yani. Yani hayırlı uğurlu olsun size de, yani ben de o kadar zor durumda kaldım ki şimdi. Aslında biz geçen sene satacaktık da anlaşamadık müteahhitle. Şimdi böyle sağlam bir firma isteyince de fırsatı kaçırmak istemedik doğrusu, kusura bakmayın. Ev de sizin, arsa da sizin. Tabii istediğinizi yaparsınız da ben öyle ha deyince nasıl taşınacağım? Yani öyle doğru düzgün bir ev bulmak o kadar zor ki. Kızım da işte yeni iş kurdu, o da evden çalışıyor. Şimdi onun da düzeni allak bullak olacak. Bunca senelik kiracımızsınız Gülten Hanım. Bugüne kadar da biliyorsunuz birbirimizi kırmadık. Ne olur zorluk çıkarmayın bize. Ay aşk olsun. Hiç öyle şey yapar mıyım? Hiç zorluk çıkarmam ama benim demek istediğim yani acele ettirmeyin diye sadece. Birazcık zaman verin bana. Ondan sonra tabii memnuniyetle yani sizi zor durumda bırakmam, ben taşınırım. 2 ay falan bana müsaade etseniz. Ağustos'a kadar süre size. Ağustos'a? Oy, Ağustos'a kadar ben haydi haydi çıkarım yani. Allah muhafaza yani, yeter ki doğru düzgün bir yer bulayım, hiç problem olmaz. Biz yüzmeyeceğinizi biliyorduk Gülten Hanım. Sağ olun. Siz de sağ olun. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederiz. Buyurun. Alırım. Ben yarım kilo yağsız kıyma rica ediyorum. Verelim. Vallahi alıştık etlerinize. Şuncacık şey için bile ta nerelerden geliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ben bir de köy tavuğu istiyorum ama. Verelim tabii. Bunlar çok büyük. Var mı biraz daha küçük? Küçüklerinden de verebiliriz. Var. Tamam. Bir tane de küçüğünden. Bir başınayım, bitiremiyorum. Sonra ziyan oluyor, yazık. Doğru söylüyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben 1 kilo kuzu pirzola rica edeceğim. 1 kilo da kıyma lütfen. Yalnız pirzolamız kalmadı. Filoto kısmından vereceğim kuzunun. O da çok nefis, çok güzel olur. Sizin o acılı sucuğunuzdan var mı yine? Var. 1 kangal da sucuk rica edeyim. Ya da 2 kangal olsun ya. Oldu, peki. Bu parçayı veriyorum size. Tamam. Sami kuzu eti yemezdi ama huyu değişti herhalde. Doktor tavsiye etti. Kuzuyu. Kıymaya döşten de koyuyorum. Ay o çok yağlı. Yani bari kıyma yağsız olsaydı.